Onun tam da eteklerindeyiz. Habur çayı şırıl şırıl akıyor. Serinlik, yaz geldi, kuş sesleri. Allah'ım, ülkem ne kadar güzel. Nereye gitsem ayrı bir güzellik. Ay bakalım Betşevap'ta bizleri neler bekliyor. Ay. Ay. Süt zamanı, keçi zamanı, her taraf keçi kokuyor inanın. Peynir zamanı, Berivan ablalarım vızır vızır çalışıyorlar. Her yere keçi peyniri yetiştiriyorlar tereyağı. Berivanım, Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım. Berivanım, Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım. Şırnak Beytüşebap'ta aşağı dere köyündeyim. Berivan ablalarım toplanmışlar. O kadar Berivan gördüm ama ben bu kadar kalabalık Berivan'ı bir arada görmedim. Daha keçiler gelmedi. Keçilerin gelmediğini biliyorum ama bu keçi neden özellikle onu anlamadım. Selamun aleyküm canım, merhaba. Salma vakti gelmiş, kuzu kuzu duruyor burada. Bu keçi kimin? Ayşe anne nasılsın? Gel otur buraya. Yok yok dur orada dur, dur rahatsız olma canım. Nasılsın Ayşe anne? Nasılsın? İyi. Sağ olasın. Türkçe biliyor musun? Türkçe bilmiyorum. Sen o zaman şey tercüme etsene. Olur. Tamam, keçinin adı ne? Beritan. Beritan. Peki Ayşe anne, bu kadar keçi orada duruyor. O niye geldi buraya? Alıştırmış o. Çağırınca ismini. Yemek. Elim kedası değil mi? İsmini çağırınca geliyor keçisi. Beritan dediğinde nerede olursa annesinin sesini geliyor. Evet. Beritan! Beritan! Beri takmıyor ama. Yok, annesine diyecek. Beritan. Niye adı Beritan? Sen Berivan, o Beritan. Evet, evet. Ay, yok gelme. 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 Tut. Sağlamak istiyor değil mi şu an? Evet. Vakti geldi. Ah canım benim. Peki sütünü ne yapıyorsunuz? Nasıl? Sütünü, peynir yapıyoruz. Yoğurt. Oh ne güzel. Peki kızlar, burada kaç kişisiniz şu an? Dur bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. Şurada boş olan yerleri sayayım. Orada da var 30. Aynen. Siz buraya bu keçilerin sahibine mi geliyorsunuz yoksa herkes kendi keçisini mi sağıyor? Herkes kendine geliyor, sağıyorlar. Keçinizi nereden tanıyorsunuz? Tanıyoruz. Bak işaret var. İşareti ayrıdır. Bak bunun işareti ayrı. Mesela benimkinin işareti ayrı. Şimdi burada kaç tane keçi var toplam? 800. Bence 1000 tane vardı. Ha, 1000 tane. Şimdi bu 1000 taneyi 30 kadın keçilerini gözünden tanıyor. Evet, herkes tanıyor öyle. Vallahi maşallah ya. Aynen. Ya insan sahibini tanımaz mı? Keçiler de zaten sahibine geliyordur değil mi? Evet, herkes kendi yerinde duruyor. Peki, her gün aynı yerde mi duruyorsun? Evet. Senin yerin burası yani. Evet. Hiç değişmiyor mu? Şöyle değişiyor. Mesela benim 20 keçim var. Ben üstte oturuyorum. 30-40 keçisi olan altta oturuyor. Niye? Öyle. Sayıya göre. Az olanlar üstte oturuyor. Evet, az olanlar üstte. Niye? Bir an önce bitsin gitsin, onunkiler aşağı doğru daha kolay oluyor, öyle mi? Evet, zaten aşağıdakiler daha kolay sayıyorlar. Çoban tutuyor onlara, yardım destek veriyor. Hani çoban nerede? Çoban oturmamış. Yemek yiyorlar. Çobanların da yanına gidelim. Dur bir dakika şimdi, bir saniye. Şarkı söyleyen var mı ya? Burada zaman nasıl geçer kızlar ya başka türlü? Vallahi senin sesin güzel mi? Nasıl? Ben söyledim, başımdan hakkımı savdım. Hadi söyle aşkım. Söyle. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum naldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Şaşır Feysel iç bu halde.
Ağlayıp gahip güle, yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece. Bravo, bravo. Ay ne güzel türkü söyledin ya. Adın ne anneciğim? Meryem. Meryem anne, buradan Aşık Veysel'i rahmetle analım değil mi? Ne güzel türküydü ya. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Tamam. Gündüz gece, vay tam da sana göre şarkı anne. Gece gündüz gidiyorsun ha. Sabah kaçta çıktın evden? Sabah 9'da çıkıyoruz. Nereye gittin? Yaylaya. Yok, yaylaya çıkmıyoruz. Sabah 9'dan gelip buraya geliyoruz koyun sağmaya. Tamam, sağıyorsunuz keçileri. He. Sonra? 12'de eve gidiyoruz. 12'ye kadar işiniz bitiyor. Evet. 12'den sonra? Eve gidiyoruz. Sütümüzü ya peynir ya yoğurt yapıyoruz. 12'den sonra ne yapıyorsunuz? 12'den sonra işte oturuyoruz. Ev yemekleri, evet. Temizlik. Temizlikle mesela peynirle uğraşıyorlar, peyniri yapıyoruz. Çoluk, evet. Çocuk, ha. Aman evet. İşiniz çok yahu. Evet, saat 3'te geliyoruz. 3'te buraya geliyorsunuz. 2 kere besarıyoruz. Dişlerim yoktu, bir ben şey eve bırakmışım. Tamam anne, niye eve bıraktın dişleri? Allah'a eve bıraktım. Niye dişleri eve bıraktın? Bir göster dişleri, bir göster. Kıyamam, utanma aşkım. Kıyamam, tamam ya, utanma. Yok yok, utanma. Aynen ya. Anne, süt sağmaktan böyle buraların ağrıyor mu artık? Yok, alışmışız. Değil mi? Kaslı. Kas yaptınız artık ha? Vallahi. Kızlar keyfiniz nasıl? Çok hepinizi çok seviyorum. İzliyor musunuz programı? Evet. Canlarım. Şimdi o zaman aşağıya in. Beni kovalıyor musun? Kovuyor mu beni? Yo yo. Bak sırayla gel, hepsini konuştur. Sen konuşmak istemiyorsun, anladım. Seni zorda bırakmıyor. Canım. Kız bu saçlar ne böyle kıpkırmızı? Boyadın mı? Ben kına vurmuşum. Ha ne kınası? Evet, bildiğimiz kına. Ha ben ne bildiğim. Doğru. Hani o bir de Hint kınalarını sürüyor mu? Yok ben onu oluyor. Hiç bırakmıyorum. Ya, niye sürdün kına peki anne? Ha? Niye sürdün kına? Beyaz olduğu zaman ben sardım, kırmızı olsun. Ay canım benim. Kırmızı daha mı güzel oluyor? Ha, genç kalmak için. Ben de boyuyorum canım. Beyaz hepimizde var. O beyazlar ne kadar kıymetli. Her telinde bir anı var, hatıra var. Anne, öyledir. Kırmızı eşin seni daha mı çok seviyor yoksa? Utanma ya. Utanma. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermemele. Yar yar aman, yar yar aman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman. Niye? Anne, pek içten hiçbir zaman dedin, niye? Ne bileyim, ben de basarız takibi ettim. Canım bir tane. Amca nerede? Amca evde. Ne, niye evde oturuyor? Ne, gelmiyor ki. Gelsin o da sansın ya. Yo, o bilmez, ben biliyorum. Evde oturuyor mu, hiçbir işi yok mu? Yok, hiçbir işi yok. Aa, kız adamı çalıştır. Çalışıyor, ihtiyar olmamıştır. Ya, ya, çalışmaz. Ya çocuklar var değil mi? Kaç çocuk var? 5 tane var. 5 tane maşallah. Kaç yaşında amca, 70 var mı? Ha var. Ha. Tabii canım o çalışmaz artık. Hmm. Ama sen durmuyorsun. Bak sen de çalışma. Ben ne yaparım? Ben daha küçüğüm. Ya. Biz kadınlar hiç yaşlanmıyoruz zaten. Neyse yaşını sormuyorum. Hanımların yaşı sorulmaz. Kızlar teşekkür ederim. Orkestram oldunuz. Saz ekibim gerçekten. Teşekkürler. Nasılsın abi? Sağ ol, İsminiz ne? Faysal Yiğit. Faysal abi, evet. Bu keçiler herkesin, sen onlardan para alıyorsun, evet, öyle mi? Evet, doğru. 1000 tane keçiye sen bakıyorsun? Evet, 2 kişiyiz. 2 kişi, peki aylık maaşı ne kadar? 13,5. 13,5 mu? Evet. Ya ben Van'da duydum 30 bin lira alıyorlarmış doğru, ya. Doğru, duyuyorlar oradan.
Siz iki kişisiniz diye mi? İki kişiyiz. Ha, ondan. Çobanlık çok zordur. Çok zor ya. Tabii zordur. Zor. Aynen zor ya. Çobanlık zor bir meslektir. Gidiyorlar, dağda bayırda geziyorlar. Yatak yok, yemek yok, aile yok. Allah'a çok şükür yemek var. Ya yemek var da sıcak evinde değil adam. Sonuçta dağda kalıyoruz. Değil mi? Sen gece eve gitmiyorsun değil mi Faysal abi? Gece değil, dağdayız biz. Dağdasın ya. Evet. O, baksan onun emeğine ya. Dağda tabii kalıyor. Kışın ne yapıyorsun? Kışın eve gidiyoruz. Doğru. Evet. Kışın çalışıyor. Kaç çocuğun var? 6 tane. Ay Allah bağışlasın. Yenge nerede? Silopi'de. Aa, sen Silopi'de mi buraya geldin? Evet. Peki çamaşırın üstü başını kim yıkıyor? Yıkıyorlar. Burada yengeler mi yıkıyor? Evet. Ay Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Peki hiç ayı gördün mü abi? Gördüm. Nasıldı? Ay ben çok merak ayı ediyorum ya. Ben bir kere göremedim ya. Dağda var. Daha ben nasıl geleyim abi ya? Ben böyle kırmızı kırmızı gelsem iki dakikada iyi verir beni valla. Olmaz. Ben en iyisi internetten açıp bakayım. Has, merakımı gidereyim. İşin şakası bir yana. Valla işiniz çok zor. İşin gücün rast gelsin. Hanımlar kolay gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Bir kusurum varsa affola. Valla işin burada eğlencesindeyiz, samimiyetindeyiz. Sizi seviyorum canım. Sizi seviyorum canlarım benim. Çoban abimiz yemeği hazırlanmış, sofrası hazırlanmış, yemek yiyecek ve sonra keçilerin sağımı başlayacak. Merhaba. Merhaba, sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ta Silopiler'den geldiniz. Evet, bugün yemeği kim hazırladı? Ablamız var yanımızda. Merhaba. Kerç Hanım, gel yanıma gel. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, teşekkürler, Allah razı olsun. İsminiz ne? Melesan Temel. Melesan. Melesan Temel. Melesan ne demek kız? Vallahi bilmiyorum. Hiç merak etmedin mi ne demek diye? Bilmiyorum. Melesan. Bu keçilerin sahibi misin sen de? Evet, benim de var içinden içine. Her gün bu 30 tane teyze var ya, herkes bir gün mü yemek yapıp getiriyor? Evet, sırayla. Sırayla, ha bugün senin sıran. Benim değil de yani ben diğerine yardım ederek getirdim. Yarım sıra bende. Ha, aranızda bir de yardımlaşma var. Peki menüyü kim belirliyor? Vallahi yani kısmette ne varsa işte. Doğru. Evet. Bugün patates biber kızartmışsın, çiğ köfte var, çorba var. Evet. Allah bereket versin. Abi. Peki abi nerede? Görevde. Yemeğe buyurun. Ay sağ olun vallahi ben tokum. O zaman abi sen çok acıktın galiba değil mi? Evet. Ay kıyamam. Tamam biz yemeği bekletmeyelim. Size afiyet olsun. Sağ olun. Sofranız bereketli olsun inşallah. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Bizim de yolumuz açık olsun. Buradan tüm Bahar Kapı'da izleyicilerine selam olsun. El sallayın. Keçi kırpma zamanı. Hatta bunun burada festivalleri ve eğlenceleri de oluyormuş. Beyefendiler var, genç çocuklarımız var. Selamünaleyküm gençler, nasılsınız? Ay yavaş yavaş canım benim. Yavaş, merhaba. Gel sen böyle dur yanıma doğru. Biz berberimizle konuşalım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. İsminiz ne? Şükrü Turan. Şükrü, ne yakışıklısın oğlum ya. Sağ bir bak bakayım şu kameraya, bir yüzünü görsünler. Ha. Janti Şükrü. Keçi berberi misin Şükrü? Keçi berberi değilim. Ya şaka yapıyorum tabii ki, işin esprisi. Ama neticede işte temizlik yapıyorsun. Doğrudur. İyi hijyen. Aynen. Keçiler neden kırpılır Şükrü? Keçiler temizlemek için bitten ne bileyim. Hani temizlersin işte. Dağda işe rahat girip gelebilsinler diye. Sıcak, aynen. Hava sıcak. Artık yaz mevsim değil mi? Aynen öyle. Bunun tekniği nasıl ya? Bunu nasıl yapıyorsun böyle? Nasıl öğrendin Şükrü? Normal yani biz de büyüklerimizden öğrendik işte. Onlar nasıl kesiyorsa biz de onlardan öğrendik kesmeyi. 10 yaşından beri kesiyorum işte. Hiç böyle bir kazan oldu mu? Hani kestiğin oldu mu? Çok oldu. Kestim yani. Ne yalan söyleyeyim. Ne oldu peki? Yani ilaçladık yani. Çok süre kalmadı. İyileşti yani. İyileşti mi? Ha. Evet. Ay yazık ya. Bu kılları ne yapıyorsunuz, tüyleri? Atıyor musunuz, değerlendiriyor musunuz? Değerlendiriyoruz yani. Şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Navi şey. Yorgan, aynen. Yastık, öyle doğrudur mi? Yani ip, döşek, ip mi? Yani, evet. Burada yapan var mı ip? Var, yapan oluyor evet. Ha. Benim bana hepsi yapıyor. Hepsi ip mi yapıyor keçinin kıllarını? Ana. İp yapıyorlar, yorgan yapan da var. Keçinin etinden, sütünden, kılından her şeyinden faydalanıyorsunuz aynen. Ha valla. Ne güzel ya. Peki bir keçi kaç dakikada tıraş edilir? 10 dakikada bulur yani, 10 dakikayı bulur bir keçi. 10 dakika mı? Aynen. Sen bugün kaç tane keçi tıraş edeceksin? Bugün 20 tane keçi ettim yani. Ettin. Evet. Peki kaç tane daha edeceksin?
Yani zamanım olduğu kadar yaparım yani. Keçiler kanıttığı sürece yaparım yani. 15 tane daha yaparım. Peki, 10 tane daha yaparım. Peki bir keçiden kaç para alıyorsun? Yani keçiler benim olduğu için para almıyorum. Ha, keçiler senin mi? Evet, anam! Peki başkası çağırsa? Yok, ben başkasını şey etmem yani. Kesmezsin ha? Yani herkes gelip, herkes kendini kesiyor. Kimse kimseyi şey etmiyor yani, söylemiyor. Değil mi? Herkes kendi işini görüyor ya. Keçisi olan tıraş etmeyi de bilsin değil mi? Doğrudur. Doğru vallahi. Peki, keçiler inatçı hayvanlar. Keçi sakalı derler ya, sakalı var mı? Sakalını da keseceğiz mi? Sakalları hepsini keseceğiz, hiçbir şey bırakmayacağız. Sakalını da, bir sakalını göstersene bize. Şöyle kameraya doğru, kameraya doğru Şükrü. Çevir abla, ay dur, 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 kameraya doğru, kameraya doğru. Dönder kameraya doğru. Dön oğlum, ha. Keçinin, şimdi sakallarını tıraş mı ediyoruz? Evet. O inatçı sakalların, anam gözüme geldi. Keçinin inatçısı, ay dikkat et diye, ana kaşları da uzamış bak. Peki yılda kaç sefer tıraş olur? Yılda bir kere olur. Yılda bir sefer kırpma evet. işlemi oluyor. Evet. Ha. Ay canım benim ya. Nasıl da mazlum mazlum duruyor. Hoşuna gidiyor zar. Değil mi? Evet. Temizlik kimin hoşuna gitmez ya. O da bir canlı. Aynen. Değil mi? Doğrudur. Vallahi. Ben gideceğim de gitmeden önce hep derler ya keçileri kaçırmak. Aslında seni keçileri kaçırmış olman lazım. Keçinin sütü, eti, yağı, kılı, tüyü. Bir ton işi var. Sen aynen keçileri öyle. Kaçırmadın daha değil mi? Yok ya, kaçırmadım. Niye seviyorsun? İnsan işini sevmez mi? Aferin sana. Aslan gibisin. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. 25? Evet. Var mı düğün müğün evlilik? Yok. Niye ya? Yok. Geç kalmasın buralarda. Ne yapalım? Hadi. Keçiler var diye evlenmiyorlar yok değil mi? Ya. İş çok diye. Neyse, sana keçilerinle mutluluklar diliyorum Şükrücüğüm. Bu arkadaşlar hoş kim? Geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Ablam sen kimsin? Elinde bastonunuz. Ben Emir Dereli. Ha Emir, şey mi sen de keçi kırpıyor musun? Ben askeri personelim, izne geldim, oğlaklarım kayıp, onlara bakmaya geldim. Oğlakları mı kayboldu, niye? Ya çobanlar iyi sahip çıkamamış. Ana, nereye gitmiş ya? Bilmiyorum, üç tanesi kayıptı. Kaç tane kayıp? Üç tane. Niye burada duruyorsun, hadi git arasana. Gittiğimi aradım da götürdüler artık. Kim götürdü? Çobanlar şey, oğlakları götürdüler. Çaldılar mı? Yok, başka yere götürdüler. Kaybolanlar nerede? Onu arasana. Kurtlar yemiştir bile. Üç gün oldu. Kurtlar yemiş midir? Yemiştir şu an. Sen 3 gün geçti üstünden. 3 gün mü? Gittim yine arayayım dedim, bulamadım. Ay ya, yazık ya. Peki çobana bir şey demedin mi? Kavga etmediniz mi? Çoban ne diyebiliriz ki? Çoban 1000 tane oğlak var. Hangisiyle uğraşsın ki? Doğru. O da haklı yani. Sahip çıkamamış. Evet. Gitti yani. Vallahi gitti. Neyse sadakanız olsun aynen. Ne diyelim. İnşallah ihtiyaç sahibi biri almıştır da kurt yememiştir. Ya kurt yese de şansını artık. Doğru. Burada herkes keçisini tanıyor bakın. Mesela kulağından belli burada. İzinden belli, kime ait olduğu belli burada. Bütün köylü o işaretin evet, kime ait olduğunu bilir mi? Evet. Aa. Mesela bunlar hepsi Şükrü'ye ait. Burası kesilmişse, burası atılmışsa Şükrü'ye ait. Ya bütün köylü bunu bilir ha? Evet. Ah canım benim ya. Üzüldüm oğlaklara ya. Vallahi bari kesip yeseydiniz. Vatan sağ olsun. Doğru, vatan sağ olsun ey asker adam. Vallahi hadi işiniz rast gelsin. Teşekkür ederiz abla. Keçilerin kırpmasını gerçekten merak ediyordum. Kuaför hepimiz için önemli çünkü. Hele benim için, biz kadınlar için çok önemli. Keçilerin kırpmasını da görmedim demem. Vallahi ölmem artık. Hadi işiniz rast gelsin gençler. Hadi canlarım sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.